Arkadaşlar merhaba. İki kapılı BMW'nin koltuk mekanizmalarından bir tanesi çalışmıyordu. Şu. Bu mekanizma bunu çektiğiniz zaman koltuğu ön tarafa yatırıp arka tarafa geçişi sağlıyor. Öne ve arkaya yatar pozisyona getiriyor. Yani koltuğun sırt kısmını. Bu mekanizmada olduğu gibi. Bunu da elden geçirdik. Bu arada. Şöyle çalışıyor, göstereyim. Bunu çektiğinizde bu sırtlık yatıyor. Ama bunun teli kopmuş artık zaman içerisinde. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Ettik daha doğrusu. Şöyle mesela anlatayım kısaca. Bir motosiklet servisinden, yani ya da herhangi bir bisikletçiden şöyle bir tel satın alıyorsunuz. Bir kablo. Bu fren teli. Fren kablosu. Bunu aldığınızda şöyle bir parça çıkıyor. Nerede o? Nerede? Neyse bulamadım. Ha şu. Bu telin uç kısmı şöyle. Uzun geliyor biraz. Ben bunu kestim. Şuna göre. Şuraya girecek şekilde kestim. Bu kabloyu. Şu parçayı buradan çıkartarak. Ondan sonra kablo da birazcık uzun gelir normalinden. Bakın kabloyu da gene bunun boyuna göre kestim. Gördünüz mü? Bunu şimdi diğer tarafa takacağım. Gene orijinal şekilde olduğu gibi şuradan deliğinden geçiriyorum. Ondan sonra şurada stopper'ımız var. Stopper'ına takıyorsunuz. Şimdi kablomuz. İçindeki telimiz. Burada telimiz. Teli de uç kısmından tutup şuradan tekliyoruz içeriye doğru. Evet. Evet. Çıktı. Çektik mi kabloyu da? Tamam. Burası zaten koltuğun altındaki mekanizmaya takılacak. Buraya da segmanla oturtturacağız. Şimdi bu kabloyu şu küçük delikten geçireceğiz. Tek elimle bu arada telefon yapmaya çalışıyorum. Bir anda kayıt yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın, güzel kaliteli bir kayıt olmuyor ama bunu buradan geçirmek birazcık zorlanacağım. O yüzden şöyle ucunu birazcık bükeyim. Bir dakika. Arkadaşlar. Ucunu büküyorum birazcık şöyle. Büktüm. Evet. Şöyle kablonun ucunu büktüm ki buradan rahat geçebileyim diye. Umarım zever olacak. O da zorlanıyor. Geniş mi? O yüzden geniş. Birazcık daha uçtan bak. Çok geniş büktüm. Uzun aldım. Daha kısa büküyorum. 1 santim gibi. Tamam. 1 santim gibi büktüm şuradan. Bu sefer geçecek mi? Hadi geçti. Şimdi bu tele dikkatli dokunun çünkü bir anda parmağınıza batabilir. Bayağı bir can acıtıyor. Hadi. Evet. Evet tamam. Şimdi işlem tamam. Buraya bu teli takmadan önce bir yanlış yaptık, acele ettik. Buraya bir tane yay koyacaksınız. Küçük bir yay. Şuradaki gibi. Şöyle bir yay mekanizması koyacaksınız buraya. O zaman işimiz çözülmüş olacak. Yani bunu çektiğiniz zaman aynı zamanda geri şöyle bu şekilde bırakabilecek, geriye bırakabilecek. Sanırım anlaşıldı. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonrasında ne var? Şurada gördüğünüz sarı stopper. Bakın. Bu sarı stopper. Bu teli bunun içinden geçirip vidayla sıktık ve sabitledik. Şu. Yani yine bunu da her bisikletçide, motosikletçide bulabileceğiniz bir alet. Bir parça. Burası birazcık dar oluyor. Eğer ki darsa Dremel'le yahut da bir matkap ucuyla, ben Dremel'le yaptım. Nerede o? Onu göstereyim. Bakın şöyle. Burada. Şöyle Dremel'le deliğe batırarak, merkezleyerek bu şekilde burayı birazcık genişlettim. Siz bunu matkap ucuyla da yapabilirsiniz. Çok basit bir işlem. Sonrasında koltuk mekanizmanız çalışacak. Tamam.
Hadi kolay gelsin.